Sabır. Sabır, yücelme ve fazilete ermenin mühim bir esası ve iradenin zaferidir. O olmadan ne ruhu inkişaf ettirmekten ne de yücelip benliğin sırlarına ermekten bahsedilemez. Sabırla insan toprağa, ete, kemiğe bağlılıktan kurtulur. Onunla yüce alemlere ermeye namzet bir kutlu olur. Sabır öteler ötesi saltanatlara ulaşmak için dar bir geçit, aşılmaz bir zirve ise, gönlünü o alemlere kaptırmış hakikat eri de, geçilmez ve aşılmaz gibi görünen geçitlere ve şahikalara meydan okuyan bir heraklittir. En sarp yokuşları dümdüz ve ovaları da pürüzsüz gören bir heraklit. Sabır, fıtratın sinesinde cereyan eden armoninin, insan tarafından sezilmesi, kavranması ve taklit edilmesidir. Evet o eşya ve hadiselerin dilini anlama ve onlarla diyaloğa geçme gayretidir. Bu dili anlayacağı ana kadar sebat gösteren, sonra da varlığın zaman seli içindeki akışıyla kendi davranışları arasında bir köprü kurarak tabiatla bütünleşen insan ne mübeccel, kainattaki bu ilahi musiki ne ulvi ve bu ahengin sezilip görülmesi ne âli bir temaşadır sabır zamanın eşya üzerindeki tesirinin kavranması ve vakaların zamanın keskin dişleri arasında öğütülerek şekilden şekle, halden hale girmesinin idraki demektir. Zamanın bu sessiz eriticiliği ve değiştiriciliği karşısında yerinde polat ve yerinde de buz olmasını bilenler onun cereyan çizgisinde ayrı bir buğda yükselerek yok olmaktan kurtulurlar. Bunu idrak edemeyenler ise onun demir pençeleri arasında ezilir giderler. Evet fıtrat onu tanımayan ve yürüyüşünde ona ayak uyduramayan ayakları kırar, ruhları da çiğner geçer. Onu tanıyan hareket ve davranışlarıyla onun ruhundaki sessiz infiallere dem tutan ve ona yeni yeni Davudi nameler kazandıranların elinde de bal mumu gibi olur. Ah bu sırrı kavrayamayan ve bir türlü sabretmeye yanaşmayan aceleci yaramaz çocuklar. Evet nice kendini bilmez ve fıtrat tanımaz kimseler vardır ki yıllar yılı dolu dizgin gitmiş fakat bir çuvaldız boyu mesafe alamamışlardır. Ve nice sessiz gürültüsüz kimseler de vardır ki derin nehirler gibi durgun ve hareketsiz görünmelerine rağmen durmadan yürümüş, adım adım ilerlemiş önünü kesen karanlıkları teker teker tepelemiş ve karşısına çıkan engelleri en sezilmedik şekilde toz duman etmişlerdir. Sessiz, gürültüsüz, gösterişsiz ve alayissiz. Tıpkı mercan gibi. Deniz derinliklerinde ızdırap görmüş, ızdırap yaşamış, kanda boğulmuş ve zebercet ufkına ulaşmış mercan. Tohum bu sessizlik ve sebat içinde taşı toprağı deler, gün yüzüne çıkar. Tomurcuk yüz defa bağrını güneşe açar, yüz defa gecenin karanlıkları karşısında gerilime geçer ve sonra varlığa erer. Ya yavru? Bir rüşeym halinde anne karnında belirip karanlıktan karanlığa intikal eden yavru. Onun seren hepten garip ve garip olduğu kadar da sabır ve teenni gamzetmektedir. Evet, şekillerin ve kalıpların her çeşidine gire gire tam dokuz ay sonra o gülendam kametiyle dünyaya ayak basar. Bir de bu muhteşem kainatların ve koca kozmosun yaratılışına bakalım. Her şeyin bir ol deyivermekle varlığa erdiren kudreti sonsuzun elinde, bütün mekan ve eşyanın milyarlarca sene şekilden şekle, tavırdan tavra intikal ettikten sonra belli bir vaziyete gidip ulaşması ne kadar manidar ve ne çarpıcı bir derstir. Varlık aleminde her şey ama her şey sabırlı bir bekleyiş, bitmeyen bir azim ve direnişle hedefine doğru adım adımdır. Acele etmeden, fıtratta cari kanunları gözeterek ve yön yol değiştirmeden. Ah aceleci insan, sabırsızlık gösteren sadece sensin. Sensin eşya arasındaki tertibe riayet etmeyen. Sensin yükselirken mesafelere tahammülü olmayan ve tırmanmada birkaç merdiveni birden atlamak isteyen. Sensin sebepleri gözetmeden netice bekleyen. Sensin olmayacak kuruntulara gömülerek hayalden sırça saraylar kuran. Sonra da yalancı vehmin ve aldatıcı ümniyelerin altında tükenip giden. Sensin düşünmeden konuşan konuştuklarına pişmanlık duyan ve birbirini takip eden pişmanlıklardan ders almayan, uslanmayan, bir bilsen bu halinle ne kadar sevimsiz ve ne kadar uğursuzsun. Keşke her biri beli bir hatip ve her biri bir dil olan çevrendeki hadiselerden ders alarak eşya arasında bulunan tertibe riayet etmeyi, sebep ve neticelerin hakkını gözetmeyi ve hayalinle değil imanın azmin ve iradenle var olmayı bilseydin. Sen sabrettiğin kadar var ve hakkın katında da sabrın kadarsın. Kitabının güzel diye parmak bastığı en güzel haslet ve en güzel huyları arızasız ve ara vermeden yaşamadaki sabrın ve azmin kadar. Ve çirkin diye tespit ettiği sevimsiz şeyler karşısında da dayanma gücün ve sebatın kadar. Nihayet tepeden inme başa gelenler karşısında tavrını değiştirmeden. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Gerçeğine dilbeste, yürekliliğin ve hoşnutluğun kadar. Bütün yükseltici şeyleri ara vermeden sürekli olarak yaşama, alçaltıcı şeylere karşı devamlı teyakkuz ve direnme, Nihayet beklenmedik anda ve beklenmedik şekilde seni ırgalayan ve örseleyen umum belalara karşı yılgınlık göstermeden dayanma. Evet, işte acılardan acı ve neticesi itibarıyla da zülallerden zülal sabır budur. Kol kanat verip yerinden ayrılmama, mum gibi eriyip gitme, yine de yerinde kalma. Neredesin azim, neredesin irade? Neredesin civan mertlik ve neredesin yiğitlik? Durmadan yön ve yol değiştirme bizi şaşkına çevirdi. Her gün ayrı bir şey dilbeste olma bizi bitirdi. Ve durmadan mihraptan mihraba koşma bizi kıblesiz hale getirdi. Bir hak dostu, beni bir kedi irşad etti der. Avını beklediği delik önünde, sabahlara kadar gözünü kırpmadan bekleyen bir kedi. Ya sen İnsanoğlu tavrını değiştirmeden, nazarını ayırmadan ne kadar bekledin ebedi mihrabında? Evet, kaç defa düzenin bozuldu, hizmetin heba oldu da gönül koymadan, darılmadan, yeni baştan deyip yürüdün yoluna. Ve kaç defa kapılardan kovuldun, diyar diyar sürüldün de dönüp yine başını koydun sevgilinin eşiğine. Yoksa sen senden evvel gelip geçenlerin halleri başına gelmeden cennete gireceğini mi sandın? Oysa onlara öyle ezici sıkıntılar, öyle kımıldatmaz ızdıraplar dokundu ve öylesine sarsıldılar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve maiyetindeki inananlar ne zaman Allah'ın yardımı dediler. Bil ki onun yardımı yakındır. Sabredip kulluğunu sürdürenlere canını dişine takıp günahlara karşı koyanlara bin defa düzeni bozulduğu halde ümit ve azmini yitirmeyenlere evet canan yolunda daha dağa icana düşmeyenlere girdik rehi sevdaya gayrı bize bir şey lazım değil diyenlere